Tektopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizler birlikte ViewSonic'in VP2768 model monitörünü inceleyeceğiz. Zaten başındaki VP kodunu gördüğünüz ViewSonic monitörler profesyonel seri oluyor. Orada P harfi professional'a tekabül ediyor. Şimdi bu monitöre baktığımız zaman çerçevesiz tasarım ilk dikkatimizi çeken unsur oluyor acaba. Ön tarafta logo bile yok. İncecik kenarlarda Böyle bir plastik kenarlık var ama ortaya doğru ilerleyen bir çerçeve yok. Yine çok ince bir siyah bant var kenarda. Üzerinde de 3H sert kaplama var. Özellikle ışık yansımasını kırmak, ofis içerisinde rahat çalışmayı sağlamak üzere tasarlanmış. Bu monitörün çerçevesiz olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de arkadan daisy chain ile kabloları bağlayıp birden fazla monitörü yan yana koyup profesyonel çalışma ortamını oluşturmanı kolaylaştırmak. Peki, nasıl bir ortam oluşturabiliriz? Bu monitörün çözünürlüğü 2560x1440 piksel, yani Wide Quad HD. Aynı seride daha üst 4K modeller de var. Burada HDMI 1.4 kullanılırken örneğin 4K modelde HDMI 2.0 kullanılmış. Ama bunun dışında esas olay bu monitörde kullanılan panel ve panelin fabrika çıkışı olarak kalibre edilmiş olması. Tasarımcı monitörlerinde genelde IPS panel kullanılıyor. Bunda durum nedir Ali? Bunda da AHI IPS panel kullanılıyor. Gelişmiş bir IPS panel türü ve 8 bit bir panel. Ama 8 bit panel aslında profesyonel monitörlerde tek başına olayı götürmeye yetmiyor Recep. Bir de bunun lookup table'ı var. Lookup table nedir Ali? Lookup table buradaki renk motoru Recep. Renkleri gösteren panelin arkasında bir de renkleri eşleştiren renk motoru var. Buna LUT, Lookup Table deniyor. 14 bitlik 3D LUT sayesinde 4.39 trilyon renkten oluşan bir paletin üzerinden seçim yapabiliyor. 8 bit bir panel çizim yapıyor ama renkleri eşleştirirken bu sayede çok daha iyi bir iş çıkartıyor. Renkleri ne kadar doğru eşleştirdiğine gelince fabrika kalibrasyonunda kullanılan özellikle kalibrasyon cihazı çok önemli. Ve yanında gelen fabrika raporu da bu kutudan çıkan monitör özel. Yani bir tane rapor basıp onu fotokopiyle çoğaltıp koymuyorlar. Her bir monitörün kendi test raporunu kutusuna koyuyorlar ve daha sonra istesem bile o raporun bir kopyasını çıkartamıyorlar. Çünkü biz kutuda gönderdik kardeşim diyorlar. White Cloud HD dedik Ali. Peki monitörün boyutu nedir? 27 inçlik bir boyutu var. 27 inç oldukça geniş bir ekran. Özellikle çalışırken fotoğrafları, videoları, görselleri rahat rahat karşına alıp Gözün görerek çalışabiliyorsun. İnce detayları da görebiliyorsun. Tabi bu PPI dediğimiz ekrandaki piksel yoğunluğunu da etkiliyor. 109 ppi piksel yoğunluk oranımız var. Dali tasarımcılar için bir başka noktada delta E sapması yani renkler ne kadar sapıyor? Şimdi fabrika kalibrasyonu var ama fabrika kalibrasyonuna rağmen hiçbir zaman 0.0 olmuyor. Delta E'yi 2'nin altına düşürmek burada temel hedef ve raporlardan da gördüğümüz kadarıyla delta E'nin altına düşmeyi başarmışlar. Kendimizde X-Rite'ın özel kalibrasyon cihazı ile kontrol ettiğimiz zaman renkleri daha iyi hale getiremediğimizi gördük. Gerçekten fabrika kalibrasyonunda harika bir iş çıkarmışlar ve siz de kalibrasyon denemesinden sonra yaptığınız renklerden memnun kalmazsanız fabrika ayarlarını geri döndürmenizi tavsiye ederiz. Burada zaten OSD menüsünde o kadar çok fotoğrafçı, videocu seçeneği var ki İlla ki kendi kullandığın senaryoya uygun bir uygulama, bir kullanım bulabiliyorsun. Örneğin ben Rec. 709 ile çalışıyorum dediğin zaman renk standartını onu alabiliyorsun. Ya da bildiğin sRGB'ye gelebiliyorsun ama biliyorsun bizde sRGB'ye değil genelde Adobe'un standartlarına ve kullanılan diğer Photoshop'tur, Premiere'dir uygulamaların renk standartlarına bakılır. İşte onları burada OSD'den rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Peki parlaklık ve kontrast değerleri nedir? Klasik parlaklık kontrast ayarlarımız var. Panelin kendi değerlerine bakacak olursak 350 metre kare parlaklık verebiliyor. Üzerindeki kaplama ile birlikte de baktığımız zaman son derece parlak, ofis ışığında bile rahatlıkla görebilir bir çalışma alanı sunduğunu söyleyebilirim. Renklerin özellikle ayarlaması güzel olduğu için beyaz bir tonu var ama bunu renk sıcaklığını değiştirerek yine OSD'den değiştirebiliyorsun. Statik ve dinamik kontrast oranında da yine on screen display'de dinamik kontrastı uç seviyeye taşıyabiliyorsun. 20 milyona bir dinamik kontrast, 1000'e bir statik kontrast elde etmek mümkün. Bu ayarlarda kafi gelmezse 6 eksenli renk ayarlama özelliği var. 6 axis diyorlar. Burada RGB değil, siyah magenta gibi renklerle de çok daha geniş baskı renkleriyle de özel ayarlama yapma imkanı oluyor. Zaten biliyorsun fotoğrafçı ve video monitörlerinde esas olay baskıdan aldığın çıkış ya da kullanıcıların ekranda gördüğü çıkışı renkleri en doğru şekilde görebilmek. Monitörün tasarımı gayet şık Ali, peki kullanılabilirliği nasıl? Evet Ecep, monitörün tasarımında Viewsonic oldukça büyük bir yol kat etmiş. Daha önceki serilerde karşılaştırdığımız zaman daha ciddi, daha güzel. Özellikle plastiğin renk tonu daha da hoş olmuş bunu söyleyebiliriz. Stand ayağına baktığımız zaman hafif kavisli bir yapısı olduğunu görüyoruz. Alt kısımda böyle çizgili dairesel bir yapı var. Yine burada parlak siyah ve de mat siyah olmak üzere farklı renkler kullanılmış. Ama işlevsellik dediğin gibi önemli 90 derece pivot modunu alıp web tasarımında kullanabiliyorsun. 120 derece sola sağa toplam hareket açısıyla istediğin gibi konumlandırman mümkün. 5 derece öne, 21 derece arkaya eğebiliyorsun. Oturma pozisyonuna sandalyene göre de 130 mm yani 13 cm yükseklik ayarı da kendi içerisinde bu standa mevcut. Arkada 100 mm, 100 mm besa desteği var ama şahsen kullanma ihtiyacı hissetmedim. Peki giriş çıkış seçeneklerimiz neler? Öncelikle 2 adet HDMI 1.4 portumuz var Recep. Bunlar ile iki cihazı birden bağlayabiliyoruz. Yukarıdaki Display DisplayPort'a da üçüncü bir cihazı yine bağlayıp arada geçiş yapabiliriz. Teknik özellikler tablosuna bakan kullanıcılar şu an ikinci DisplayPort'u görünce elbette şaşırdılar. Ama bunun amacı Daisy Chain. Daisy Chain'de ne için kullanılıyor açıklayalım. Papatya dizilmene yarıyor. Bu monitörden çıkan DisplayPort kablosunu yandaki diğer monitöre bağlayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere buradaki DisplayPort'lardan bir tanesi dışarı aktarım yapmaya yarıyor. Peki bu yukarıda gördüklerimiz nedir? Buradaki 3.5 mm ses portu masanın üzerine bir hoparlör ya da kulaklık koyduğumuz zaman gelen dijital sesi aktarmamıza yarıyor. Bunun kendi içerisinde bir hoparlör yok sevgili izleyiciler. Yukarıdaki USB B tipi portu kasamıza bağlıyoruz ve 4 adet USB 3.0 portu elde ediyoruz. Portlar arka kısımda olduğu için genelde masanın üzerine fazla kımıldatmayacağımız web kamerası ya da harici cihazları bağlamak için uygun. Ama elimizin rahat erişeceği bir yerde olmadığı için her dakika bunlara erişmeyeceğiz. Bunu da belirtelim. Yine burada güç girişinde görmekteyiz. Buradan anladığımız üzere monitörün adaptörü içerisinde. Evet Recep kutu içeriğine baktığımız zaman da beraberinde kabloların geldiğini görebiliyoruz. Bu kablolar da rahatlıkla kurulum yapmamıza, hemen başta kullanmaya başlamamıza imkan sağlıyor. Sağ arka tarafta da bir Kensington kilidimiz mevcut. O da monitörümüz durduk yere masa değiştirmesin, başka birinin çalışma alanına kaymasın diye güvenlik amaçlı. Yine sol tarafta OST menüsünü kontrol etmek için gerekli olan tuşları görebiliyoruz. Yine dileyen kullanıcılar ayağın üzerinde yer alan boşluktan kablo yönetimi de yapabilir. Peki güç tüketim değerlerimiz nedir? Bekleme modunda 0.3 Watt yakıyor. Konservatif yani tasarruf modunda 22.5 Watt. Optimal değerde 26.5 Watt. Tipik normal kullanımda 32 Watt güç tüketiyor. Maksimumda 35 Watt güç tüketiyor. Uzun vadede elektrik faturasına pek yansımayan tasarruflu bir ekran. Evet bunu tabii ki arkadaki V LED yani White LED aydınlatmaya borçlu bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında bir de tabii ki bu aydınlatmanın ömrü var. Evet 30 bin saat olarak da ömür belirtmişler. Özellikle profesyonellerin uzun vade rahatlıkla kullanabileceği bir monitör. Tabii ki şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Fabrika çıkışı kalibrasyonlu bile olsa 6 ayda ya da en kötü 1 senede bir bir kalibrasyonun ince bir kontrolünün yapılmasında fayda var. Çünkü uzun vade renklerde hafif de olsa bir değişim olacak sevgili izleyiciler. IPS panellerin geniş görüş açısına sahip olduğunu biliyoruz. Bu monitördeki değer nedir? Burada kullanılan Super Clear IPS panelin görüş açısı da 178 derece, 178 derece. Özellikle AH IPS kullanmış olmaları görüş açılarını uç noktaya kadar zorlamış. Yani biraz daha ötesinde 180 derece var, tam yatay. Hiçbir zaman 180'den bakılmadığı için ulaşılabilecek maksimum değer zaten 178 derece. Ali her şey güzel, tasarımımızı yaptık, renklerimizi güzel gördük. Peki oyun oynamak istesek mümkün mü? Şimdi Recep oyun oynamak tabii ki mümkün ama oyun oynadığın tür çok önemli. Strateji oyunlarında ben Civilization oynuyorum, daha ağır oyunları seviyorum. Mesela Rise of Nations oynuyorum, daha Age of Empires tadında oyunları seviyorum. Onu da geçtim. Tur bazlı oyunları oynuyorum dersen çok rahat ve çok mutlu bir şekilde istediğin her oyunu mükemmel renkleriyle oynayabilirsin. Ama 14 milisaniye tepki süresiyle eğer aksiyon oyunları oynayayım, FPS e oynayayım dersen mutlaka Ghosting göreceksin. Bu monitör turnuvaya girmek için yapman gereken seçim değil. Vive Sony'in oyuncu serisinde ve X serisinde 2701 gibi modellerini inceledik. Bunlarda çok düşük tepki süreleri var yani piksellerin renk değiştirmesi çok hızlı. Burada esas önem verilen nokta piksellerin hızlı renk değiştirmesi değil, renk değiştirdiği zaman mutlaka doğru rengi vermesi olmuş. Monitörün yenileme hızı da zaten 60 Hz. Bütün monitörlerde hemen hemen 60 Hz yenileme hızı gösteriliyor. Bu da ne demek? Ekranı 60 kare normal bir şekilde çizilebiliyor. Daha yüksek 75 Hz'lik 144 Hz'lik modeller oyuncu odaklı olarak tasarlanıyor. 60 Hz'lik oyuncu modelleri de var ama onlar daha ziyade piksel tepki süresini iyileştiriyor. FPS'yi daha da böyle ekranda gösterme açısından ek bir şey sunamıyorlar. Bu da tasarım amacına uygun olmuş. Bu konuda bir eksi yok. Evet sevgili seyirciler sizlerle birlikte VP2768'e yakından baktık. Evet Ali artlar eksternelerdir. Öncelikle tasarımcıların kullanımına uygun gerçekten kaliteli, güzel, doğru renkler veren bir panel var. Karşımızda fabrika çıkışı olarak kalibrasyonu olduğu gibi bunu alıp kuttan çıkartıp doğrudan çalışmaya başlayabiliriz. Evet. Burada istediğimiz ayarı da yapmamız mümkün. İnce bir çerçevesi var. Bu ince çerçeve ve arka taraftaki daisy chain sayesinde çoklu monitör kurulumlarına, geniş çalışma alanlarına uygun. Masanın üzerine kablo kalabalığı da olmuyor daisy chain sayesinde. Aynen öyle. Ön kısma logo bile koymamışlar. Bu güzel olmuş. Ergonomik açıdan tek başına herhangi bir stand yatırımı yapmadan istediğimiz pozisyonda pilot modunda dahi çalışabiliyoruz. Evet. Bunun yanında Ofis ortamında biliyorsun ışıklar her zaman düzgün ayarlanmıyor. Antiglare bir de kaplaması var. Yani gerçek hayat şartlarında çalışmaya ve kullanıma uygun bir monitör. Yansıma yapmayan bir ekrana sahip. Zaten bu tarz profesyonel tasarımcı monitöründe en önemli olay renk ve görüntü kalitesi. Bunu da en başarılı olduğu nokta olarak vurgulayalım. Evet. Ekstere baktığımız zaman arka kısımdaki burada on screen display tuşları alttaki tuşlara göre biraz daha kullanışlı. Arka tarafa erişip tık tık basıyorsun. Ama yine de onlara basarken çok fazla yanlış bastığımı fark ettim bir birim daha aşağıya, bir birim daha yukarıya basarken, alt menüye girerken orada bir joystick olsa kullanın biraz daha kolay olabilirdi. Kesinlikle. Bunun haricinde önemli bir eksi bulunmuyor. Zira dediğimiz gibi kalibrasyon raporları tutarlı. Kendimiz x writing cihazıyla birlikte kontrol ettiğimiz zaman fabrika kalibrasyonunun ötesinde bir kalibrasyonu pek çok kullanıcının kolay kolay yapması mümkün değil. Ama şunu yapabilirler. Kendi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde parlaklık değerlerine, ofis parlaklığına uygun şekilde ayarlayabilirler. Zaten buradan doğacak soruları da ayrı bir rehberde tamamlamamız gerekecek. Bu kalibrasyonun ebriyasyon olayları nelerdir, IPS türevi panelerde ekstra neler var. Yine yeni rehberlerimiz sizlerle birlikte olacak sevgili izleyiciler. Ama özet ile piyasada satıldığı fiyata baktığımız zaman inceleme tarihinde 2700 TL ile kendi emserli olan profesyonel baskı monitörlerine video ve fotoğraf işleme monitörlerine göre ciddi bir fiyat ve özellikler açısından avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Sizlerle birlikte Viewson'un VP2768 model profesyonel monitörünü inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.